Ben Avukat Haşim Toğrul. Şırnak İnsan Hakları Derneği eş başkanıyım. Bir basında da yansıdığı şekliyle, kamuoyuna alınmış şekliyle biz İnsan Hakları Derneği olarak aslında sadece 1330 avukattan ziyade, onlardan önce de İnsan Hakları Derneği olarak hem CPT'nin raporları hem de ailelerin İmralı hapishanesinde tutulan mahkumların, mahpusların, ailelerin bize yaptığı başvurular istinaden biz Adalet Bakanlığı üzerinde cezaevinde oradaki hak ihlallerinin tespiti ve giderilmesi nedeniyle amacıyla biz başvuruda bulunduk Adalet Bakanlığı'na. Son 3 ayda 2 defa İnsan Hakları Derneği Genel Merkezi üzerinden Adalet Bakanlığı'na bu konuda başvurular söz konusu. Bu başvuruların amacı tabii ki oradaki mutlak tecritin ortadan kaldırılması, oradaki hak ihlallerinin giderilmesi. Biliyorsunuz kanunların önünde kim olursa olsun, kimliği ve siyasi görüşü ne olursa olsun Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasının 10. maddesinde buna paralel olarak infaz yasası dediğimiz 275 sayılı ceza ve güvenlik tedbirlerinin infazı hakkında kanunda da 2. maddesinde açıkça kişilerin cinsiyetine, diline, ırkına veya siyasi düşüncesine bakılmaksızın, hatta toplumdaki yerine bakılmaksızın, kişilerin toplum üzerindeki etkisine bakılmaksızın herkes için eşit uygulanacağına şeklinde bir düzenleme söz konusu. Maalesef yaklaşık 3 yıldır Sayın Abdullah Öcalan ve İmralı Hapishanesi'ndeki diğer mahpuslar hem avukat görüşleri hem de aileleriyle hiçbir şekilde görüştürülmüyor. Avukatların bize aktardığı bilgilere göre de her 3 ayda bir periyodik bir şekilde bu disiplin cezaları veriliyor ve bu şekilde gerekçe gösteriliyor. Ancak disiplin cezalarının hangi fiillere dayandırıldığına ilişkin herhangi bir bilgi de verilmiyor. Böyle de bir durum söz konusu. Bu tabii ki hem Türkiye Cumhuriyeti'nin anayasasına ve buna bağlı olarak infaz yasasına açık bir ihlal söz konusu. Yapılan başvuruların cevapsız bırakılması da ayrı bir ihlali getiriyor kendisine beraber. Buna hatta 2011 yılında aynı duruma ilişkin AİHM'in önünde bekleyen bir başvuru söz konusu. Bunu da biliyoruz. AİHM'in de buna ilişkince bu kadar uzun süredir karar vermemesi de düşündürücü. Bu konuda AİHM'de bu konuda üzerindeki görevi yerine getirmiş değil. Yani sorumluluğu yerine getirmiş değildir. Bu yasaklamaların aslında bu İmralı Hapishanesi üzerindeki tecritin esas sebeplerine baktığımız zaman tabii ki 2013 sürecinde işte çözüm sürecinin bitirmesinden sonra esasdan buna bağlantılı olarak kendini gösteriyor. Devletin verdiği tercihin bir sonucu. Bir önceki açıklamalarımızda da dile getirdik. Devletin Kürt sorunu konusundaki tercihini barışçıl yöntemlerden daha çok güvenilir politikalara yönelmesinin birer sonucudur. Hem İmralı Hapishanesi'ndeki bu tutum hem de şu anda mecliste, sokaklarda yapılan baskılar, ayrımcılığa dayanan, ırkçılığa dayanan açıklamaların ön plana çıkarılması, basında bunlara daha çok yer verilmesi, seçimlerde sürekli bunlar ön plana çıkarılıp meşrulaştırılması birer sonucu. Çözüm olarak ne yapmamız gerekiyor? Toplum olarak tamam, devlet böyle bir tercihte bulundu. Buradaki sivil toplum örgütlerinin rolü nedir? Biz İnsan Hakları Derneği olarak ve ayrıca bir avukat olarak toplum içerisinde kendini sorumlu hisseden tüm kesimlerin apaçık ortada olan bu kanuna aykırılıklara ses çıkarması gerekiyor.